Sıfatlarla alakalı pekiştirme testimizi çözeceğiz. Pekiştirme testine geçmeden önce ödevini de hatırlatayım. Çap Yayınları 9. Sınıf Edebiyat Soru Bankamızda 3. Nütede Test 6-7'yi çözersen e, bu konuyu iyice pekiştirmiş olursun. Hadi biz de başlayalım bakalım sıfatlarla ilgili sorularımızı çözmeye. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat kullanılmamıştır diyor. Tepelere doğru indikçe yatağı genişliyor derenin. Yani burada isme yönelik bir sözcük yok. Bir numarada sıfat yok. Bunu bulalım. Az sonra kasabanın kırmızı kiremitli çatısı. Nasıl çatı? Kırmızı kiremitli çatı. Burada var. Koku onu sapla samana, öküze ve harmana ayıran aşına taşıdı. Derken burada ayran aşına taşıdı. Ayran aşına değil, ayran aşına taşıdı. Burada sıfat yok gibi. Dörde bakalım. Ee, mis kokulu bal. Nasıl bal? Mis kokulu bal. Bu bir sıfattır. Ee, şurada ise bak. Nasıl yılan? Yavru yılan sıfattır. Demek ki 1 ve 3 numarada sıfat yok. İkinci soru. Bir sıfat grubunda adla sıfatın yeri değiştirilerek ada üçüncü tekili yeri getirilerek bile sıfat yapışır. Bunu anlatmıştım ya sana. Hatırla. Uzun boy. Uzun sıfat boy isim. Boyu uzun dediğim zaman ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Buna örnek bulacağız. Küstür bir arabadan telaşla inip etrafı koloçan etti. Sahil kilometre ceşinin rengarenk tonlarıyla dalgalanıyordu. Odasındaki çerçevesi kırık tablo. Şimdi buraya dikkat. Tablo isim. Nasıl tablo? Çerçevesi kırık tablo. Normalde bunu nasıl oluşturmuşlar? Kırık çerçeve, Çerçeveyle kırığı yer değiştirmiş. Şuna da iyilik eki getirmiş. Çerçevesi kırıp tablo diyerek burada birleşik sıfat oluşturmuş. Cevabımız hangisi? C. Han. Üçüncü soru. işaret sıfatı kullanılmamıştır diyor. Hangi tür bu tür? Burada buldum zaten. Halkın akşam garipliğinde anlattığı bu hikaye hangi hikaye? Bu hikaye. Bu da işaret sıfatıdır. Bu da gitti. Bunda arkada bıraktığımız uzağı bir daha görmek şüphesinin ya da uzağa yetişememe korkusunun elbette bir payı vardır. Bu bir dursun. Mesafelere hakim olmak güvencesi. İşte bu şüphe. Hangi şüphe? Bu şüphe. Burada da var. Bu geniş ova derken burada da bu sözcüğü var. Zaten en sık kullanılan işaret sıfatları bu, şu, öteki, beriki gibi sözcüklerdir. Ama 3 numarada işaret sıfatını görmedik. Dördüncü soru. Hangisi ismi niteleme ya da belirtme görevinde kullanılmamıştır? Yani sıfat değildir diyor. Bütün istediğim o 25'lik Fransız hastanesinin orada yitirdiğim duvarlara bak. Nasıl hastane? 25'lik Fransız hastanesi. Hangi beşlik? O beşlik. Nasıl deniz? Işıl ışıl deniz. Hangi balık? O balık. Bak bunlar sıfat. Ama orada sözcü herhangi bir ismi niteleyip belirtmiyor. Dikkat ettiğin gibi o bir zamirdir. Öyleyse cevabımız hangisi? Bursa. Beşinci soru. Numaralanmış çizelerin hangisinde verilen altı sili sıfatlar yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Bir çok giden bir ve çok iki sözcük bir araya geldiğine göre bunun yapısı nedir? Birleşiktir. Dikenden dikenli dal yapım eki aldığına göre bunun yapısı nedir? Türemiştir. Değil mi? Üçe bakalım. İnleyen tes, inlemek, inleyen yapım eki aldığına göre bunun yapısı nedir? Türemiştir. Küsmekten küskün yıldız yapım eki aldığına göre türemiştir. Hiç ve bir sözcükleri bir araya gelmiş hiçbir. Bu nedir? Birleşiktir. Bu durumda 1 ile 5 birleşik. Diğerleri türemişti. Cevabımızın ne olması lazım? Ceyhan olması lazım. Altıncı soru. Hangisinin örneği yoktur? Bizi bencillikten edebiyat kurtarır. Coşkulu şiirler. Nasıl şiirler? Coşkulu şiirler. Niteleme sıfatı gitti. Hikayeler, romanlar, Öteki insanlar hangi insanlar? Öteki insanlar ne gitti kardeşim? İşaret sıfatı gitti. İçlerini bize hangi kitap, hangi kitap soru soruyor değil mi? Bu ne? Soru sıfatı gitti. Şimdi geriye türemiş yapılı sıfatla da belgisiz sıfat kaldı. Coşmaktan coşku, coşkudan coşkulu. Bak bu iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla türemiş yapılı sıfattır ama belgisiz sıfat demek ki bu parçada yok. Sıfat gruplarında bazen ad kısmı düşer. Bu durumda adın görevi sıfat yüklenir. Biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat. Mesela güzel kızlar geldiği yerine güzeller geldi dediğimizde adlaşmış sıfat olur. Burada da adlaşmış sıfat arayacağız. Aksak adamın kendisine doğru geldiğini gören genç ayağa kalktı. Şimdi aksak adam gören genç. Buradan zaten normal sıfatlar var. Akıllı insanlar kendisine nereden zarar geleceğini kestirebilir. Akıllı insan zaten sıfat var. Yaralı kediyi önce veterinere götürüp tedavi ettirdi sonra sahiplendi. Yaralı kedi zaten sıfat görevini kullanmış. Hasta adam COVID-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hasta adam zaten burada bir e, sıfat görevinde kullanmış sözcük var. Yaşlı bir teyze, yıllarca tek başına oturdu bu eski evde. Şimdi yaşlı teyze, bu bir sıfattır. E, eski ev, bu da bir sıfattır. Bunların tamamı sıfat görevini üstlenmiş. Demek ki kaçırdığımız bir yer var. Bir bakalım, e, bu adın görevini üstlenir. en i̇şte, azından başlangıçta uygun bir kullanım vardır aksak adamın kendisine doğru geldiğini gören genç. Ha buradaymış cevap Adana. Gören genç insan, gören genç kişi. Burada gençten sonra kullanmamış cevap hangisi? Adana. Bazen bak hepsini görüp tekrardan bakmak gerekiyor bu örnekte olduğu gibi. Hangisinde hem belirtme hem niteleme sıfatı kullanılmıştır diyor. Sonra bir şeyler. Bir belirtme sıfatı kafan gibi kalemin de işleyecek e, sonra bir şeyler yazmak isteyeceksin. Kafan gibi virgül kalemin de hiç istemeyecek. Burada niteleme sıfatı yok. Bir an ıslayacak yağmur yüzünü birden o tatlı demleri hatırlayacaksın. Bak şimdi dem burada isim değil mi? Nasıl dem? Tatlı dem. Tatlı sözcüğü nedir burada? Niteleme sıfatıdır. O tatlı dem. O dem. Bak buradaki o ne? Şöyle yapalım. Belirtme sıfatıdır. Belirtme sıfatı da var. Niteleme sıfatı da var. O halde cevabımız hangisi? Bursa. Geldim dokuzuncu soruya. Sayı sıfatlarından hangisi diğerlerinden farklı türdedir diyor. İki sefer. Kaç sefer? İki sefer. Bu asıl sayı sıfatı. Birinci ve ikinci sınıf. Bu ney? Sıra sayı sıfatı. Dört maroken. Bu ney? Asıl sayı bir kapı. Asıl sayı 20-30 kişi 20 -30 kişilik ee, kanepesi. Bu yine asıl sayı sıfatı ama birinci ve ikinci sınıf derken sırayı belirttiği için... 2 numaralı sayı sıfatının çeşidi diğerlerinden farklı. 10. soru. Bu parçadaki gizem ile nazlı arasında geçen numaralanmış diyalogların hangilerinde sıfat türünde bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Kaç yıl? Bak burada zaten kaç yıl, 10 yıl bunlar sıfat. Kaç oda sıfat, 3 odalı bir salon sıfat. Kızılay'a ulaşım nasıldır? Metro otobüs durağına yakın. Bak burada 3 numarada ne Nazlı'nın söylediği şeyde ne Gizem'in söylediği şeyde sıfat yok. Evin içi yapılımı, mutfak ve tuvalet biraz bakım istiyor. Burada yine yok. Evin ne zaman görebiliriz? Hemen gelip görebiliriz. Şimdi evin içi yapılımı, mutfak ve tuvaletler biraz bakım istiyor. Bak ne kadar bakım? Biraz bakım. Burada var. Bu olmaz ama 5 numarada yok gördüğün gibi. Onun için cevabın 3 ve 5 yani denizli olması lazım. Oradaki biraz sözcü belgesi sıfattır. 11. soru. Birinci de soru sıfatı vardır. Hangi resim? Gördün mü bak hangi resim? Buradaki hangi soru sıfatıdır? Doğru. İkinci de birden fazla işaret sıfatı vardır. Nerede o günler? O şevk. Baksana burada bak. O gün, o şevk, o heyecan. Bu da doğru. Üçüncü de birleşik yapılı sıfat vardır diyor. Bu güler yüzlü adam. Güler yüzlü adam. İkisi beraber sıfat olmuş. Bu da doğru. Dördüncü dizede niteleme sıfatı kullanılmıştır. Yalandır. Kaygısız olduğum yalan. E şimdi burada zaten sıfat yok. Bırak şeyi. Yani yalandır. Kaygısız olduğum yalan. Burada sıfat yok. Cevabı hangisi? Denizli. ikileme sıfat görevindedir. Hayal meyal şeyler. Nasıl şeyler? Hayal meyal şeyler. O da doğrudur. Geldik 12. ve son sorumuza. Pekiştirmeli niteleme sıfatı yoktur diyor. Ütüflenen bir mum gibi söndü. Kos kocaman ışık. Burada var. Nasıl ışık? Kos kocaman ışık. Sen yaylada bir baharsın, tarlada rüzgar, içimde sana dair bembeyaz sevda. Bu da pekiştirilmiş. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim, örtün Bak şimdi burada sımsıkı pekiştirme. Ama bürüneyim fiil değil mi? Nasıl bürüneyim? Sımsıkı bürüneyim. Burada fiil yönelik olduğu için bu zaten pekiştirmeli sözcük ama sıfat değil. Zarftır, cevap, ceyhan, masmavi ışık, tertemiz alın derken bunlar da pekiştirme sıfatıdır diyor ve testimizi bitiriyoruz.